İslam geleneğinde geometri. Geçmişin Müslüman düşünür, zanaatkar, mimar ve matematikçileri, mekanı ve mimariyi bugün bizim algıladığımızdan farklı algılıyorlardı. Bugün Müslümanların geçmişte inşa ettiği ihtişamlı yapıları ziyaret ediyoruz. Bunu yaparken bu mekanları inşa eden bilgi ve mantık derinliğine ışık tutmak önemli. Birlikte İslam sanatı ve mimarisinin zengin mirasından bazı örnekleri ziyaret edeceğiz. Geometri, İslam sanatında birçok yerde karşılaştığımız bir ifade biçimidir. Bu sanatsal dil, iki boyutlu sanat formlarında kullanılır ve üç boyutlu mimari mekanlara evrilir. Geometrik desenler ve arabesk bezemeler, kitap, tekstil, çini ve mimari eserler gibi birçok nesneyi ve yapıyı süslemek için kullanıldı. Kimi zaman eserdeki geometri saklıydı, kimi zamansa apaçık ortadaydı. Geometri, diğer sanat eserlerinin tasarımında ilham kaynağı oldu. Kalemin kağıda ilk teması mühim bir andır. Pergelin iğnesi seçilen bir noktaya yerleştirilir. Bu nokta, çizimin geri kalanını tanımlar ve yönlendirir. Geometride her zaman tek bir ilham kaynağı vardır. Bu da her şeyin kendisinden türediği varoluştur. Çizilen ilk çemberin nasıl bölündüğüne göre sanatsal dil geniş bir desen ailesi içinden ortaya çıkar. Bu çizim, El-Cezeri tarafından 13. yüzyılda tasarlanmış bir desen analizi çizimidir. Her zaman olduğu gibi çizim bir daire ile başlar, bu daire 6 eşit birime bölünür ve tekrar eden yüzey kaplama sistemiyle oluşan desen çoğaltılır. Grift tezyinat ya da diğer bir ifadeyle arabesk tasarımlar genellikle stilize çiçek şekillerinden oluşan biyomorfik desenlerdir. Bu desenler zaman zaman Kur'an-ı Kerim'den hat eserleriyle ya da cami duvarlarını saran güzel grift formlarla birleştirilir. Gösterilen örnek 14. yüzyılda inşa edilen Fas'taki Bau İnanya Medresesi'ndendir. Izgara sistemi içerisine mükemmel bir şekilde yerleştirilmiş olan ve yinelenen motife dikkat edin. Organik spiraller hakim düzenle uyum içindedir. Desendeki geometrik düzen veya dil gizlidir. Buna rağmen sonuçta ortaya çıkan görüntü insanı derin bir temaşa ve tefekkür haline sevk eder. Mimari tasarımlarda geometri kullanımı, ziyaretçiyi olumlu yönde etkileyen üç boyutlu bir mekan yaratır. Kemerler, İslam mimarisinde sık rastlanan mimari unsurlardır. Romalıların ve Bizanslıların kemerleri kullandıklarını biliyoruz. Müslümanlar, geçmişin kemer mimarisinin yapısını önce anladılar, daha sonra ise onu yeni bir bakış açısıyla geliştirdiler. Kendi geometri anlayışlarının bir unsuru haline getirdiler. Sivri kemerlere bakarsak bu kemer biçiminin İslam coğrafyasında nasıl benimsenip kullanıldığını görebiliriz. Kahire'deki 12. yüzyılda inşa edilen Salih Talai Camii'nde bulunan omurga şekilli kemer, sivri kemerin gelişimine bir örnektir. Bu kemer, aylama ve aylamaya teğet biçimde konumlanmış açı ortay kombinasyonundan oluşmaktadır. Müslüman mimarlar kendi kubbe inşa geleneklerini de oluşturmuşlardır. Kubbeler zamanla camilerin, kütüphanelerin ve hatta günümüz mimarisinin sembolik bir bileşeni haline gelmiştir. Kubbeler ayrıca şehirlerin önemli simgeleri olan yapılarda da kullanılmıştır. Kudüs'teki Kubbetü's-Sahra, İsfahan'ın kubbeleri veya Edirne Selimiye Camii gibi. Osmanlı mimarisi kubbenin güçlü ve ihtişamlı olduğu örneklere ev sahipliği yapmaktadır. Bugün İstanbul silüetinde çok sayıda kubbeyi temaşa edebiliyoruz. Bu çizim, İran'ın Şiraz kentindeki Vakil Camii'nden bir 18. yüzyıl kubbesi. Konstrüksiyon çizimi, geometrik bir altyapının nasıl bir kubbe yapısını oluşturduğunu göstermektedir. Ayrıca aynı geometri kullanılarak kubbenin kemerleri merkez noktasından türetilmiştir.
Bu çizim ziyaretçinin yukarıya, kubbeye doğru baktığı düşünülerek üretilmiştir. Mukarnas, mimaride farklı şekilleri birbirine bağlayan bir geçiş unsuru olarak gelişmiştir. Mukarnas'ı kapı, kemer, sütun ve kubbe geçişlerinde görürüz. Mukarnaslar doğadan gelen doğal bir form gibi görünürler. Ancak karmaşık bir geometrik düzen izlerler. Tarihsel olarak Müslüman bilim insanları, sanatçılar ve mimarlar, mekanın hem iki boyutta hem de üç boyutta nasıl çalıştığını anlayabiliyorlardı. Bu, onların bugün hayranlıkla temaşa ettiğimiz mimari harikaları yaratabilmelerinin arkasındaki en önemli güçtü.